Merhaba arkadaşlar. Bugün de soru çözümlerimize devam edeceğiz. İki tane kızımın testi hazırladım bugün de. İnsan ve çevre ve ışığın maddeyle karşılaşması olacak bunlar. Şimdi insan ve çevreyle başlayalım hemen. Birinci soruya bakalım. Diyor ki aşağıda verilen yaşam alanlarından hangisinde biyolojik çeşitlilik daha fazladır? Öncelikle biyolojik çeşitlilik neydi onu bir kısaca hatırlayalım. Biyo canlı demekti. Biyolojik çeşitlilik de o ortamdaki canlı çeşitliliği demekti. Yani şöyle düşünün. Mesela ağaç var bir sürü. O ortamdaki ağaçların çeşitli olması ne demek? İşte atıyorum dediğim köknar ağacı, işte çam ağacı. Bunların sayıca çok fazla olması demek. Bana da burada diyor ki A şıkkında B'de, C'de, D'de bir sürü çeşit varmış. İşte A'da ağaç, işte 30 tane ağaç çeşidi olduğunu söylüyor. 50 tane böcek çeşidi olduğunu söylüyor. Benim bu soruyu çözmem için tek tek bunları ne yapmam lazım? Toplamam lazım. En fazla çeşit hangi seçenekte varsa ne diyeceğim? Oradaki biyolojik çeşitlilik daha fazladır diyeceğim. Hemen bakalım. Şimdi şöyle yapalım. A'ya bakalım. Şimdi ağaçtan kaç tane varmış? 30 tane var ağaçtan. Peki böcekten kaç tane var? 50 tane var. Kuştan 70, halıdan 20. Hemen toplayalım. 30, 50 daha 80, 70 daha 150, 20 daha kaç yapıyor? 170 yapıyor. B'ye bakalım. Ağaçtan 10, 30 daha 40, 80 daha 120, 125. O kalsın. C'ye geçtik. Ne var? 90 var. 90, 70 daha 160. Buradan da 100 geliyor. 260 oldu. D'ye bakalım. Ağaç 5. 30 çeşit böcek var. Şöyle 40, 47. 5 daha 52. Peki cevabımız ne olacak? Hangisi en fazlaysa o olacak. Hangisini daha fazla söylemiştik biraz önce saydığımızda? Tabii ki de C şıkkını. Kaç çıkmıştı? 100, 190, 260 çıkmıştı. Cevap C oldu. 2'ye bakalım. Şimdi 2'de diyor ki aşağıdakilerden hangisi bitkilerin bu anlamda sağladığı yararlardan birisi değildir diyor. Hemen bununla devam edelim. Biyoçeşitliliğinin sağlık ve ekonomi üzerinde birçok yararı vardır. A'da ormanların hayvanlara barınak sağlaması demiş. Bu kalsın. B'de sömük yaprağında ilaç üretimi. Bakın ilaç üretimi sağlık alanına girer. O yüzden bu olacak. Meşe ağacından mobilya üretimi. Ben mobilya üretebilirsem onu satıp para kazanabilirim. Bu da ekonomiye geliyor. D'de pamuk bitkisinden iplik üretimi. Yine iplik üretirsem bunu satabilirim ilgili yerlere. Yine para kazanırım. Ekonomiye geliyor. Ama ormanların, hayvanların barınak sağlaması sağlık ya da ekonomiyle alakalı bir durum değil. O yüzden cevap ne oldu? Adana oldu. 3'e bakalım. Şimdi diyor ki aşağıda verilen canlılardan hangisinin nesli tükenmemiştir demiş. Bakalım dinozor, mamut, Anadolu kaplanı varmış. Şimdi ben dinozoru da artık göremiyorum değil mi? Etrafıma baktığımda mamutu da göremiyorum, Anadolu kaplanını da göremiyorum. Demek ki bu 3 canlının nesli tükenmiş ama van kedisi hala yaşıyor. Demek ki van kedisinin nesli tükenmemiş diyebiliriz. 4'e geçtik. Şimdi burada diyor ki yukarıda verilen canlıların yok olmasına neden olan etkilerden hangileri insan faaliyetleri sonucunda ortaya çıkar? Doğal sebepler ve insanların faaliyetleri canlıların yok olmasına neden olmaktadır. Şimdi çevre kirliliğini insanlar yapar. Etrafı çöp atarlarsa çevre kirlenir. 1 olacak cevaplardan. C gitti o yüzden. D de gitti. 2. Aşırı avlanma. Evet insanlar özellikle üreme döneminde mesela balıkları vesaire çok fazla avlarlarsa ne olur? Bazı canlıların nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. 2'yi de insan yapar. 3'e bakalım. Canlı türleri arasında rekabet. Bakın canlı türleri arasında rekabet ne demek? Mesela 2 tane aslan var ve ikisi de yiyecek bir şey bulmak için savaşıyorlar gibi düşünün. Ne yapıyor? İkisi de ekşi beslenen canlı ve et ihtiyacı var. Birbirleri arasında yarışıyorlar. Biz buna canlı türleri arasındaki rekabet diyoruz. Bu insan faaliyeti sonucunda oluşan bir durum değil. O yüzden şıklarda 3 olmayacak. 4. Ormanlık alanların imara açılması. İmar açılması ne demek? Arkadaşlar böyle ormanlık alanları tahrip edip ağaçları kesip oraya işte insanların yerleşebilmesi için bina ya da işte fabrikalar kuruyorlar. Biz buna imara açmak diyoruz aslında. Bunu da yine insan yapıyor. Demek ki 1, 2 ve 4 insanın faaliyeti sonucunda ortaya çıkan durumlar. O yüzden 4'ün cevabı ne oldu? Bursa oldu. Şimdi buna bakalım.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi biyolojik çeşitliliği tehdit eden bir etmen değildir? Diyor ki insanların yapmış olduğu yanlış uygulamalar ve doğal etkenler biyolojik çeşitliliği tehdit etmektedir. Biyolojik çeşitliliğin her geçen gün zarar görmesi gelecek nesiller açısından kaygı verici olmaya başlamaktadır. Peki erozyon tehdit eder mi? Evet, erozyon sonucunda işte oradaki toprağın üst kısmı ne yapar? İyice kurur ve aşınır ve aşağıya doğru düşmeye başlıyor. Yani toprak kayboluyor. Bu da orada yaşayan canlıları olumsuz yönde etkiler. Bunu geçelim. Aşırı avlanma, aşırı avlanma da yine ne yapar? Canlı çeşitliliğini azaltır. Küresel ısınma sonucunda buna da değinelim burada. Küresel ısınma dediğimiz olaydan atmosferde çok fazla karbondioksit gazı birikiyordu. Bu da seri etkisi dediğimiz olaya sebep oluyordu. Yani yeryüzü çok fazla ısınmaya başlıyordu. Yeryüzü çok fazla ısınırsa buzullar erimeye başlar ve birçok canlı sular altında kalır. Bu da canlıların ölümüne sebep oluyordu. Demek ki bu da biyolojik çeşitliliği tehdit ediyor. Ama organik tarım dediği şey doğal yöntemden tarımın devam ettirilmesi demek. Burada bir olumsuzluk yok. O yüzden cevap ne olacak? Bursa olacak. 6'ya bakalım. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu değişimin meydana gelmesine neden olan etkenlerden birisi değildir demiş. Görseldeki uydu fotoğraflarda İstanbul'un son yıllarda geçirdiği yeşil alan miktarının değişimini göstermektedir bize diyor. Bakın 1977 yılında ne kadar fazla yeşil alan varmış ama günümüze yaklaştıkça bu yeşil alan miktarının olmuş azalmaya başlamış. Şimdi nüfus artışı buna sebep olur mu? Evet olur. Dedik ki insan sayısı artarsa onların yaşayacağı, barınacağı alanlara ihtiyaç artacaktır. Bu da doğal alanların yok edilmesine sebep olur. Çünkü ağaç kesilmeleri oluyor, oraya tekrar binalar inşa ediliyor. Peki çarpık şehirleşme? Evet, düzgün bir yapılaşma olmuyor. Gidiyorlar mesela ormanlık alanları tahrip ediyorlar. Bu da çarpık şehirleşme demek. Bunun sonucunda da yine ormanlık alan azalıyor. Plansız sanayileşme, evet böyle yerlerdeki ağaçlar kesilip oraya fabrikalar vesaire kuruluyor. Bu da sebep olabilir. Ama biyolojik çeşitlilik artışı canlı çeşitliliğin artması demek. Canlı çeşitliliğin artması olumsuz bir durum değil, olumlu bir durumdur. O yüzden cevap ne olacak? Tabii ki de denizde olacak. 7'ye geldik. Diyor ki bu canlının Anadolu kaplanından bahsediyor. Bu canlının neslinin tükenmesiyle ilgili yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır? Aşağıda yıllar önce ülkemizde yaşamış ancak şu an nesli tükenmiş bir canlı verilmiştir demiş. Şimdi yanlış olanı bulalım. A. Postu için aşırı avlanma sonucu yok olmuş olabilir. Evet böyle hayvanlar. Hayvanların postları kürk yapımında kullanılabiliyor. O yüzden aşırı şekilde avlanmaları bunların nesillerini tüketmiş olabilir. B. Yaşadığı alandaki sular kirletilmiş olabilir. Evet sular kirletildiği için çok sağlıklı bir şekilde hayatına devam edememiş olabilir. Bu yüzden de nesli tükenmiş olabilir. C. Aşırı otlatma sonucu canlının doğrudan besin kaynağı tükenmiş olabilir. Bu kalsın. D. Doğal yaşam alanı insanlar tarafından tahrip edilmiş, yani bozulmuş olabilir diyor. Bu da olabilir. Onun yaşam alanına insan müdahale ederse bu canlı ne yapabilir? İşte orada artık yaşayamaz ve nesli tükenmeye başlayabilir. Ama kaplan dediğimiz hayvan etçil beslenen bir hayvan. Aşırı otlatma sonucunda yeşil alanlar azalır. Yeşil alanların azalması onun besin kaynağını azaltmaz. Bu yüzden yanlış olan seçenek C seçeneği olacak. 8'e bakalım. Şimdi diyor ki, öğrencilerin çevre kirliliğini önlemeye yönelik sunduğu aşağıdaki önerilerden hangisi doğrudur? Demiş ki, enerjisi yüksek olan fosil yakıtlar kullanılmalı. Fosil yakıtlar çevreye zarar veriyor. O yüzden bunları kullanmak doğru bir şey değil. B kalsın, C'ye bakalım. Yağ atıkları lavabolara dökülmeli. Bir önceki derste anlattım. Yağ atıklarını lavaboya dökersek lavabo borularını tıkar. Hatta gittiği su bölümünde o suyun yüzeyinin yağla kaplanmasına sebep olur ve oradaki canlıların yaşamını olumsuz etkiler. Bu yanlış. Hava kirliliğine yol açmamak için kişisel ulaşım araçları kullanılmalı. Tam tersi kişisel değil toplu ulaşım araçlarını kullanmamız lazım ki daha az gaz yani egzoz borusundan çıkan daha az miktarda gaz havaya salınsın. Geri dönüşümlü ürünler kullanılması tabii ki de çevre kirliliğini önler. Biz çöp olarak atacağımız bir ürünü ne yaparız? Geri dönüşüm kutularına atarız. Onlar tekrar üretimde kullanılır. Böylece atık miktarı azalmış olur. Cevap Bursa olacak.
9'a bakalım. Yukarı verilen cümlelerin başına doğru ise de yanlış ise Y yazınız diyor. Doğal afetler canlıların yaşam alanlarını tahrip edebilir. Doğru. B ve D seçeneği gitse. Küresel ısınma biyoçeşitliliği olumsuz etkiler. Evet, biraz önce de söyledik. Birçok canlı sular altında kalabilir. Erozyon ve orman yangınları biyoçeşitliliği tehdit eder demiş. Erozyon ve orman yangınları tabii ki de birçok bitki türünü ne yapacaktır? Olumsuz şekilde etkileyecektir. Demek ki hepsi doğru olacak. Cevap ne? Ceyhan olacak. Ona geldik. Şimdi hangi yorumlar yapılabilir demiş bu soruyla ilgili. Hemen bakalım. Nesli tükenme tehlikesi altında olan bir canlı türünü korumak için tabiat parkları oluşturulmalı. Evet, şu an ülkemizde de var. Eğer bir canlının sayısı gitgide azalıyorsa, yani nesli tükenme tehlikesi altındaysa, tabiat parkları oluşturuyorlar. Bu parklar o canlının yaşaması için en elverişli şekilde düzenleniyor. Ve insanlar ne yapıyorlar onlara? İşte eğitim almış insanlar ilgileniyorlar onlarla ve onların sayılarını artırmaya dönük çalışmalar yapıyorlar. Bir olacak şıklarda. İki, risk altındaki canlıların avlanması tamamen yasaklanmalı. Evet, eğer sayısı tükenme tehlikesiyle karşı karşıyaysa zaten insanların o canlıyı avlamaması gerekir. Avlamış olurlarsa sayısı iyice azalır. Bu da olumsuz bir şey olurdu. İki de olacak. Üçe bakalım. İnsanların bu canlıları evlerine almalarına izin verilmelidir. Şimdi zaten canlı sıkıntı yaşayan bir canlı. Sayısı çok çok az. İnsanlar onları evlerine alırsa düşünsenize o canlıyla ilgili bir bilgisi olmayabilir, ne yapacağını bilmeyebilir. Aksine böyle bilgili kişilerin yanında ve doğal tabiat parklarında bulunması onun için en doğrusu olacaktır. O yüzden cevap Adana oldu. 11'e bakalım. Şimdi buna göre posterde verilen hangi bilgi yanlıştır diyor. Çevre kirliliğini engellemek için alınabilecek önlemleri gösteren bir poster hazırlanmıştır demiş. Hemen bakalım. Kağıt, plastik, cam ve pil gibi atıklar geri dönüşüm kutularına atılmalıdır diyor. Tabii ki de doğru. Bu atıklar geri dönüşüme atılacak her zaman. Bu bilgi doğru. Doğal bitki örtüsü korunmalı ve yeni yeşil alanlar oluşturulmalıdır. Bu da doğru. Postere yazılabilir. 3. Araçların egzoz ölçümleri zamanında yaptırılmalıdır. Bu da doğru ki çevreyi az kirletsin. 4. Tarımda verimi artırmak için aşırı gübreleme teşvik edilmelidir. Bakın, aşırı gübreleme toprağa zarar verir, aksine verimi düşürür. O yüzden cevap ne olacak? D olacak. 12'ye geçtik. Yukarıda verilen bir bölgeye ait özelliklerden hangisi bölgedeki biyoçeşitliliği doğrudan etkilemez? Şimdi bakalım, iklim koşulları, yeryüzü şekilleri, toprak yapısı ve madenler. Arkadaşlar tabii ki de bunlardan madenler bir ortamdaki canlı çeşitliliğini doğrudan etkilemez. Ama iklim etkiler çünkü ılıman iklim koşullarında canlılar daha çok yaşarlar. Mesela kutuplarda ya da çöllerde çok fazla canlı göremeyiz. Yeryüzü şekli de etkiler. Yeryüzü şekli ne kadar düzgün, ne kadar verimli olursa ya da canlının yaşamasına uygun olursa o canlı orayı tercih edecektir. Toprak yapısı yine toprağın içerisindeki mineral miktarı ne kadar fazla olursa o kadar çok bitki yaşayacaktır o toprakta. Işıl maddelerle karşılaşması, işte ışık maddeyle karşılaştığında nasıl davranır? Onlara bakacağız. Onlarla ilgili sorulara bakacağız. Yine aynı şekilde devam edeceğiz. Videoyu durdurmanızı istiyorum. İlk önce soruyu kendiniz çözün. Sonra da benim çözümümü dinleyip kontrol edin. Birle başlayalım. Tabloda K, L ve M harfleriyle gösterilen maddeler aşağıdakilerden hangileri olabilir demiş. Şimdi K saydam bir maddeymiş. Burada işaretlemiş. K saydam bir maddeyse hemen buradan saydam maddeye bakalım örneklerine. Bu arada saydam madde ne demekti? Işık ışınlarını neredeyse tamamını geçiren madde. Hava. Evet, hava saydam bir madde. Çünkü ben etraftaki insanları görebiliyorum. Asetat demiş. Su. Su saydam. Diğerleri bir kalsın. Güneş gözlüğün varmış. Orada da cam var. Yine saydam olarak alabilirim. L için opak demiş. Yani opak ne demek? Saydam olmayan madde demek. Işık ışınlarını geçirmeyecek kesinlikle. Şimdi L'ye ışık ışınlarını geçirmeyen bir şey
işaretlememiz lazım. Ne olabilir? Mukavva olabilir mi? Evet, mukavva olabilir. M için de yarı saydam demiş. Yarı saydam da ışık ışınlarının bir kısmını geçiren ama bir kısmını geçirmeyen maddeleri deniliyordu. Bunu da buzlu cam örnek olarak verebiliriz. Çünkü buzlu camdan arka tarafa baktığımızda böyle insanı net olarak göremesek de en azından silüetini yani şeklini anlayabiliyoruz. O yüzden birinci cevabı ne olacak? A seçeneği olacak. İkiye bakalım. Şimdi cisimlerin ışığı geçirmeleriyle ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur demiş. Şimdi bütün maddeler ışığı eşit miktarda geçirir demiş. Bütün maddeler ışığı eşit miktarda geçirmez. Eğer böyle olsaydı biz işte saydam, yarı saydam ya da opak madde diye onları ayırmazdık. Hepsi farklı şekilde geçiriyor. O yüzden bir yanlış. İki, banyo ve tuvalet kapılarında eğer cam kullanılacaksa buzlu cam olması tercih edilir. Tabii ki de doğru çünkü banyo ve tuvalet kapılarında biz içerinin net olarak görünmesini istemeyiz. O yüzden yarı saydam olan işte buzlu cam kullanıyoruz. İkiye alacağım. Üç, mağazaların vitrin camlarında ürünlerin net bir şekilde görülebilmesi için yarı saydam madde kullanılır. Hayır, eğer ben net görüntü istiyorsam kesinlikle ışık ışınlarının tamamını geçirmesi gerekiyor. Yarı saydam değil, saydam demesi gerekiyordu. İkinin cevabı da B olacak böylece. Üçe bakalım. Şimdi diyor ki, yukarıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Işığı geçiren maddelere nokta nokta madde denir. Işığı geçiriyorsa ne olacak cevabım? Saydam olacak. A ve C şıkları gitse, siz de soruları çözerken eleme yöntemiyle muhakkak çözün. Işığı geçiren maddeye saydam madde denir. Nokta nokta bu maddelere örnektir. Saydam maddeyi camı da örnek verebilirim, suyu da örnek verebilirim. Devam ediyorum. Işığı geçirmeyen maddelere nokta nokta madde denir. Işığı geçirmeyen maddelere opak madde denir. İkisinde de opak demiş. Devam ediyorum. Nokta nokta bu maddeleri örnek olarak verilebilir. Tabii ki de mermer opak maddeleri örnek olarak verilebilir. O yüzden cevabım ne oldu? B seçeneği oldu. Çünkü buzlu cam opak değil, yarı saydam bir maddeydi. Dörde bakalım. Şimdi dörtte diyor ki, verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır diyor. Maddeler ışığı geçirme özelliklerine göre ışığı geçiren, kısmen geçiren ve geçirmeyen maddeler olmak üzere üçe ayrılırlar demiş. Şimdi bize röntgen filminde buzlu camı, gözlüğü ve aynayı vermiş. Şimdi burada düşündüğümüzde mesela aynayı bir düşünelim. Aynalar ışık ışınlarını geçiriyor mu yoksa gelen ışık ışınlarını geri mi yansıtıyor? Bakın diğerlerinden farkı şu, bunların tamamı az miktarda da olsa ışık ışınlarını geçirebilir. Ama ayna hiçbir şekilde geçirmez, olduğu gibi geri yansıtır. O yüzden biz kendimiz aynadan bakınca çok net bir şekilde görebiliriz. Dördüncü sorunun cevabı ne olacak bu yüzden? Denizli olacak, ışık ışınlarını geçirmediği için. Beşe bakalım. Güzel bir soru, deney sorusu ve çok kolay. Bu deneyle aşağıdaki hangi soruya cevap aranmaktadır diyor. Özdeş el fenerleriyle eşit büyüklükteki farklı maddelere ışık tutularak şekildeki gibi bir deney yapılmaktadır. Bakın deneylerde her zaman benim ilgimi çekecek olan ve benim için önemli olan şey farklılık ne ona bakacağım. Bakın el fenerleri aynı bakıyor insanlar buradan. Tek farklılık madde aslında. Bakın birinde pencere camı, birinde buzlu cam, birinde de siyah karton kullanılmış. Demek ki buradaki amaç neyle alakalı? Maddenin kendisiyle alakalı. Işık doğrusal yolda yayılır mı? Bunun cevabını ben bu deneyle bulamam. El feneri iyi bir ışık kaynağı mıdır? Bunu da bulamam çünkü hepsi aynı el feneri zaten. Işık her yöne yayılır mı? Işık her yöne yayılır mı sorusunun cevabını da göremiyorum burada. Ama maddeler ışığı aynı oranda geçirir mi? Bunu görebilirim. İşte siyah kartonda daha az geçirdiğini çok net bir şekilde gözlemleyebilirim. Pencere camında daha fazla geçirdiğini de görebilirim. Beşin cevabı bu yüzden denizli oldu. Şimdi 6'ya bakalım. 6'da diyor ki şekildeki maddeler arkasından bakan bir göz hangi cisimleri görebilir? Şimdi benim cisimleri görebilmem için madde çok önemliydi. Buna göre soruya bir bakalım. Şimdi burada cam var. Cam nasıl bir maddeydi? Işık ışınlarını neredeyse çoğunu geçiriyordu. O yüzden ben camın arkasından baktığımda arka taraftaki cismi görebilirim. En basitinden odunuzdan dışarıya bakın camdan. Binaları, insanları görebilirsiniz. Demek ki kar cismini görebileceğim. Şeffaf bir dosyanız var. Şeffaf dosyadan karşı taraftaki arkadaşınıza bakıyorsunuz. Onu da görebilirsiniz yine. Cam kadar çok net olmasa da. Ama siyah bir karton önünüze koyup
arkadaki nesneyi görmeye çalıştığınızda tabii ki de göremeyeceksiniz. O yüzden burada bakan kişi meri cismini hiçbir şekilde göremeyecektir. Hangi insanlar görebilir ya da cisimler görünebilir? K ve L cevap Bursa oldu. 7'ye bakalım. Şimdi hangileri doğrudur diyor. Şekilli bir filin 3 farklı cisim arkasından görüntüsü verilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur? Bakın direkt gördüğüm anda ben bu 3 farklı cisimle ilgili yorum yapabilirim. Nasıl bir yorum yapabilirim? Ben filin kuyruk kısmını hiçbir şekilde göremiyorum. Demek ki kar cismi ışık ışınlarını hiçbir şekilde geçirmiyor. Yani opak bir madde. Burada fili böyle çok net olmasa da yine görebiliyorum. Demek ki L cismi yarı saydam. Yani ışık ışınlarının bir kısmını geçirebiliyor. M kısmını, yani filin böyle burun ve baş kısmını çok net bir şekilde görebiliyorum. Demek ki M cismi saydam bir madde. Işık ışınlarının tamamını geçirebiliyor. Bakalım yargılara. Bir de K cismi ışığı geçirmeyen ufak bir maddedir demiş. Doğru. L cismi yağlı kağıt ya da tül perde olabilir. Evet, çünkü yağlı kağıt da tül perde de yarı saydamdır olabilir. M cismi üzerine düşen ışığın tamamını geçiren saydam bir maddedir. Evet, tamamını geçiren saydam bir maddedir. O yüzden cevabımız ne oldu? Denizli oldu. 8. soruya bakalım. Şimdi bu maddeler içinden yarı saydam olanlar doğru tarandığı zaman tablonun yeni görüntüsü aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur demiş. Şimdi yarı saydam olanları tarayacağız. Buzlu cam tabii ki de yarı saydam. O yüzden arkadaşlar ne oldu? İkisi, hatta üçü gitti, direkt cevap çıktı. Cevabımız ne olacak? 8'in cevabı tabii ki de Denizli olacak. 9'a bakalım. Aşağıda verilen maddelerden hangisi üzerine gelen ışınları diğerlerine göre daha fazla geçirir? Şimdi diğerlerine göre daha fazla geçirir dediğine göre biz nasıl bir madde arayacağız? İşte saydam maddeye bakabiliriz. Bakalım, saydam olabilir. Şeffaf naylon da yine diğerlerine göre, bakın sisli hava, kese kağıdı, siyah poşete göre karşı tarafı daha kolay görmemizi sağlar. O yüzden 9'un cevabı ne oldu? Denizli oldu. Evet, artık son sorumuza geçtik. 10. soru. 10. soruya da bakalım hemen. Diyor ki, buna göre K ve L maddeleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Demiş ki, öğrenci yalan mumlara K ve L maddelerinin arkasından eşit mesafeden bakmaktadır. K maddesinin arkasından baktığında mum net görünürken, K maddesinin arkasından baktığında mumu çok net görüyor. Ama L maddesinin arkasından baktığında mumu bulanık görüyor. Demek ki K maddesi saydam bir madde ki bunu net görmüş. Burada da bulanık görmesinin sebebi L maddesinin yarı saydam bir madde olmasıdır. Hemen şıklardan buna göre olan seçeneği seçeceğiz aslında. Bakalım şıklara. Şimdi buna saydam bir madde bakacağız. Buzlu camı eledim, yağlı kağıdı da eledim. Buna da yarı saydam olanı seçeceğim. Yarı saydam da hangi seçenek oluyor cevap? Tabii ki de C seçeneği oluyor. Evet, böylece bugünkü dersimizin sonuna geldik. Sizden isteğim şu, muhakkak bu konuyla ilgili bol bol soru çözün. Ek kaynaklarındaki soruları da muhakkak çözün ve yapamadıklarınızı bana ulaştırın arkadaşlar. Önemli bir konu bizim için. Diğer derste tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.